Efendim selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum. Bugün biz Haşir Risalesi'nden 9. sureti inşallah birlikte okuyalım. Diğer suretler ve hakikatleri daha önceki derslerimizde okumuştuk. Evet 9. suret. Şimdi gel bu dairelerin ve cemaatlerin bazı rüesalarına, bazı reislerine, başkanlarına, önderlerine, ileri gelenlerine her biri bizzat padişahla görüşecek hususi birer telefonu var. Evet, bizzat padişah kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Rabbul Aziz'dir, Rabbul İzzet'tir. Kainatın hakimidir, halikidir. Bu cemaatlerin bazı reislerinden maksat peygamberlerdir. Enbiyadır, evliyadır, velilerdir, mürşitlerdir, şeyhlerdir. Yani kademe kademe insanlara reislik yapan insanlara, önderlik yapan insanlara, liderlik yapan insanların Allah'a karşı ibadetlerini, vazifelerini, görevlerini anlatan ve Cenab-ı Allah'tan vahiy alan ya da ilham alan ya da ilahi bilgileri olan, bilgilerini insanlara kullanan, insanlar için kullanan insanlardır, reislerdir. Reisler vardır bizim içtimai hayatımızda, toplum hayatımızda. Başkanlarımız vardır, ileri gelenlerimiz vardır. Biz onları dinleriz, onların sözünü dinleriz. Büyük koca kainatı dikkate alalım saygıdeğer izleyiciler. Şu dünyada Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar insanlar topluluklar haline gelip geçmişler. Ve bu insanların peygamberleri olmuş. Peygamber hakikati var. Zaten dinimizde peygamberlere iman vardır. Peygamberlere iman, dinimizde iman esaslarının birisidir, önemli bir esasıdır. Ve kitaplara iman diğer bir esastır. Bu iki esas, biri peygamberlere iman, birisi kitaplara iman, iman esaslarımızın içerisinde önemli bir yer işgal ediyor. Nedir bu? Peygamberler Allah'tan vahiy alırlar. Allah'tan bilgi alırlar. Allah'tan dinimizi alırlar. Dini alırlar. İnsanların yaşadıkları dini Allah'tan alırlar. Kendileri uydurmazlar. Kendi fikirleri değildir Allah'tan aldıkları dinin tamamı ve bu dini insanlara anlatırlar, insanlara tebliğ ederler. Dolayısıyla reislerin, yani cemaat reislerinin, yani toplum liderlerinin, toplum başkanlarının, yani peygamberlerin, yani velilerin, yani ulu kişilerin, yani evliyanın ilham tarzında, peygamberlerin vahiy tarzında Allah'tan aldıkları bilgi yolları vardır. Bu bilgi yolu önemlidir. Bu bilgi yolu bütün insanlarca kabul edilmiştir. Bu bilgi yoluyla insanlar tarih boyunca Allah'tan aldıkları bilgilerle, vahiylerle insanlar doğru yollarını bulmuşlardır, hakikati bulmuşlardır. Yollarını istikamete çevirmişlerdir, dosdoğru bir yola çevirmişlerdir ve dosdoğru bir şekilde Allah'a kul olmuşlardır. Dolayısıyla bu önemli bir yoldur. Peki nedir peygamberler? Yani peygamberlik hakikatini kim inkar edebilir? Kitapları kim inkar edebilir? Allah'tan gelen kitapları kim inkar edebilir? İşte Kur'an-ı Kerim önümüzde. 1000 küsur yıldan beri Kur'an-ı Kerim dünyada mevcut ve hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in bir harfine bile dokunamıyor, inkar edemiyor, eleştiremiyor, yanlış olduğunu söyleyemiyor. Tamam, daha önceki kitaplar Tevrat ve İncil, evet, bozulmuşlar. Bozulmuş oldukları için Tevrat ve İncil'e akıl terazisinden tarttığımızda birçok eleştiri söyleyebiliyoruz, eleştirebiliyoruz, yanlış olduğunu ifade edebiliyoruz. Fakat Kur'an-ı Kerim dosdoğru bir kitaptır, Allah'tan gelen bir kitaptır. Akıl terazisiyle, fikir terazisiyle baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yönünü eleştiremiyoruz. Çünkü Allah'tan gelmiştir, çünkü dosdoğru bir kitaptır. Burada bu surette biz cemaatlerin, dairelerin, reislerin, rüesalarına bakıyoruz. Kimdir o reisler? Kendi kafalarından mı konuşmuşlar? Her toplumun bir peygamberi olmuştur tarihte. Her kavmin bir peygamberi olmuştur. Bu peygamberlere, o kavme Allah'tan bilgiler almışlar, vahiyler almışlar ve o toplumu, o kavmi, o insanları dosdoğru bir yola iletmişlerdir. Dolayısıyla bu yol da bizim için bize ahirete gösteren bir yoldur. Madem peygamberler öyle bir yoldan vahiy almışlar, bilgi almışlar, madem veliler, evliyalar, alimler, muhakkikler, asfiyalar bu yolu açık, bu açık yoldan ilham almak suretiyle dosdoğru yollarını bulmuşlar,
Dolayısıyla bu yol önemlidir. Biz de bu yola bir dikkat edelim. Evet, reislerin, ki her bir reisin her biri bizzat padişahla görüşecek hususi birer telefonu var. Yani peygamberlerin, yani evliyanın padişahla bizzat görüşecek, yani Cenab-ı Allah'la bizzat görüşecek hususi telefonları var, görüşüyorlar. Peygamberlerin telefonları var tabir caizse. Telefonlarını açıyorlar ve o padişahla, o hususi padişahlarıyla, yani Rableriyle, yani Allah ile görüşüyorlar. Allah'tan bilgi alıyorlar, Allah'tan vahiy alıyorlar. Allah bu peygamberle, Cebrail aleyhisselam aracılığıyla vahiy gönderiyor ve bu vahyi insanlara ulaştırıyorlar. Evet, burada bir haşiye var. Şu suretin ispat ettiği manalar 8. hakikatte görünecek. Mesela dairelerin reisleri şu temsilde enbiya ve evliyaya işarettir. Dairelerin reisleri bu temsilde enbiyaya, peygamberlere ve evliyaya işarettir. Ve telefon ise makesi vahiy ve mazhar-ı ilham olan kalpten uzanan bir nisbet-i Rabbaniyedir ki kalp o telefonun başıdır ve kulağı hükmündedir. Kalbimiz bizim telefonun başıdır. Ucunda kim var? Rabbimiz var. Rabbimize biz el açtığımızda, Rabbim dediğimizde, Allah'ım dediğimizde o bizim sesimizi işitir. İşte ilham kaynağı, ilhamın mahkesi, ilhama mazhar olan yer kalbimizdir. Enbiyanın da kalbidir. Enbiyanın kalbine vahiyler gelir. Dolayısıyla bu surette telefon olarak ifade edilmiştir. Hani biz telefonla açtığımızda, alo dediğimizde dostumuza, arkadaşımıza, kardeşimize ulaşabiliyoruz. Uzakta da olsa ulaşma imkanımız var. Alo dediğimizde ta Amerika'dan Türkiye'ye, uzak bir yerden, uzak bir diyara ulaşma imkanımız var. Çünkü telefonlar bizi bize yakın kılıyor. Kalpten uzanan telefonlar da vahiy ve ilham yoluyla Allah'a, Cenab-ı Allah'a anında ulaşır. Anında Allah'ın vahyi kalbe gelir, ilhamı kalbe gelir ve insanları dosdoğru bir yol üzere insanlara yol gösterir. Evet, madem ki bu dairelerin, bu cemaatlerin, bu toplulukların, bu kavimlerin reisleri, peygamberler, enbiya, evliya var ve bu peygamberler bizzat kendi padişahlarıyla, yani Rableriyle, yani Allah ile görüşecek hususu birer telefonu var. Yani kalp telefonu var. Hem bazı onun huzuruna çıkmışlar. Ne diyorlar? Bak, bazen peygamberler de doğrudan Allah'ın huzuruna çıkmışlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın huzuruna çıkmış. Miraca çıkmış. Orada Cenab-ı Allah ile görüşmüş. Cenab-ı Allah ile konuşmuş. Ve Cenab-ı Allah'tan vahiy almış. Bilgileri almış. Ve o bilgileri bize getirmiş. Mesela namaz emri Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta aldığı emirlerdendir. Başka emirler de almıştır. Mesela La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyene, buna iman eden kimseyi Cenab-ı Allah cennetine ulaştıracağını vaat etmiş Miraç'ta. Ve Miraç'tan döndükten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara bu müjdeyi vermiş. Ey ümmetim, ey insanlar, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin, inanmış olarak, iman etmiş olarak cennete ulaşırsınız diye bu imanı insanlara ulaştırmıştır. İşte bu iman da, imanla ölen her kişinin cennete ulaşacağı bilgisi de Miraç'ta aldığı bilgilerdendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgiyi Miraç'ta almıştır. Evet, bazı peygamberler doğrudan Allah'ın huzuruna çıkmışlardır. Musa aleyhisselam Tur Dağı'nda Allah'ın huzuruna çıkmıştır. Allah'tan bilgi almıştır, Tevrat'ı almıştır. Evet, peygamberler bazen bazı dağlarda, bazı yerlerde, bazı hususi mekanlarda, işte Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bazen Miraç'ta ve bazen bulunduğu yerlerde, bulunduğu ortamlarda doğrudan Cenab-ı Allah'tan vahiy almışlar ve Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkmışlar ve Cenab-ı Allah ile konuşarak Cenab-ı Allah'tan bilgileri almışlardır. Bu bir yol, bu açık bir yoldur saygıdeğer izleyiciler. Bu peygamberler, tamam, peygamberler zinciriyle kapanmış bir yoldur ama biz insanlarda da ilham yoluyla bu yol ilham vasıtasıyla açıktır. Ne diyorlar o yol ile bilgi alan peygamberler? Buna bir bak. Bunlar ittifakla hep beraber aynı şekilde düşünerek, görüş birliği ederek ihbar ediyorlar ki o zat mükafat ve mücazat için pek muhteşem ve dehşetli bir yer ihsan etmiş. Gelin buna çok ciddi bir düşünün. O zat kimdir? Cenab-ı Allah'tır.
Rabbul Hakim'dir. Rabbul Rahim'dir. O zat olan Cenab-ı Allah mükafat için ve ceza için ve mükafat için, ödül için ve ceza için insanlarına, insanlık kullarına pek muhteşem ve pek dehşetli yerler hazırlamıştır. Bu sizin dikkatinizi çekmiyor mu? Bu sizi ilgilendirmiyor mu? Her insana Cenab-ı Allah böyle ödül ve ceza için muhteşem ve dehşetli yerler hazırlamıştır. Gayet kavi vaat ve şiddetli tehdit ediyor. Çok kuvvetli vaat ediyor. Cenneti vaat ediyor. Cehennemle tehdit ediyor. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde cenneti vaat ediyor. Cehennemle insanları, bütün insanları tehdit ediyor. Bu dikkatinizi çekmiyor. Ve haydi Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i tek bir kitap deyin, tamam. Peki önceki peygamberler aynı işlemi yapmamışlar mı? Hazreti İsa aleyhisselam cenneti vaat etmemiş mi? Cehennemle tehdit etmemiş mi? Hazreti Musa aleyhisselam cenneti vaat etmemiş mi? Allah'tan bilgi alarak, vahiy alarak cehennemle tehdit etmemiş mi? Hazreti Davud aleyhisselam, Hazreti Süleyman aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Salih aleyhisselam, Hazreti Lut aleyhisselam, Hazreti Hud aleyhisselam, Hazreti İdris aleyhisselam, Hazreti Adem aleyhisselam ve sayamayacağımız kadar peygamberlerin tamamı cennette vaat etmemişler mi? Cenneti vaat etmemişler mi? Cehennemle tehdit etmemişler mi? Allah'tan vahiy almak suretiyle. Evet. Dolayısıyla bu önemli bir yol. Ve bu peygamberler arasında bir görüşme de olmamış. Bu peygamberlerin hepsi Allah'tan vahiy almışlardır. Dolayısıyla bütün peygamberler Cenab-ı Allah'la görüşmek suretiyle Allah'tan aldıkları vahiy ile çok kesin bir şekilde insanlara cenneti vaat etmişler, cehennemi cehennemle tehdit etmişlerdir. Bu çok kuvvetli bir vaattir, çok şiddetli bir tehdittir. Hem onun izzet ve celaleti hiçbir vecihle hulful vaade tenezzül edip tezellülü kabul etmez. Kimin? Allah'ın izzeti vardır, celaleti vardır. Allah celal sahibidir. Dolayısıyla dost doğrudur. Sözünde yalan yoktur. Sözünde hilaf yoktur. Allah'ın celaleti, izzeti, onuru, haysiyeti hiçbir şekilde sözünde hulfü kabul etmez. Sözünde vaadinde hulf etmeyi, sözünden dönmeyi, sözünde yalan uydurmayı, yalan ifade etmeyi kabul etmez. Buna tenezzül etmez. Buna tezellül etmez Cenab-ı Allah. Söz vermişse yapar. Vaat ettiği şeyi yerine getirir. Cennet demişse cenneti verir. Cehennemle tehdit etmişse cehennem gibi bir dehşet vardır önümüzde. Bu dehşetten bize haber veriyor. Halbuki o muhbirler, yani o peygamberler hem tevatür derecesinde çok, hem icma kuvvetine bir ittifakla haber veriyorlar ki şu bazı asarı görünen saltanatı azimenin, bu büyük saltanatın medarı ve makarı buradan uzak bir başka memlekettedir. Bu icma kuvvetinde bir ittifakla çok güçlü bir şekilde haber veriyorlar ki peygamberler, bu bazı eserleri görünen büyük saltanatın, ilahi saltanatın, kainat saltanatının medarı ve makarı, merkezi, emir merkezi, emir komuta merkezi buradan başka bir memlekette, uzak bir memlekettedir. Ve şu meydan imtihanda binalar muvakkattırlar. Bu imtihan meydanında, ki bu dünyadır o, biz imtihan için gelmişizdir. Bizim imtihan meydanımız bu dünyadır. Bu dünyada binalar, yapılar, yaptığımız her şey geçicidir, muvakkattır, yıkılacaktır, yıkılasıdır. Dolayısıyla güvenmemek gerekir. Apartmanlara, kaşanelerimize, kasırlarımıza, köşklerimize, saraylarımıza güvenmememiz gerekir. Bunlar geçicidirler, bunlar yıkılacaktırlar, bunlar fanidirler. Bu dünyanın her bir binası fanidir. Sonra daimi saraylara tebdil edilecek, bu yerler değişecekler. Bu yerler daimi saraylara değişecekler, bu yerler ebedi memleketler haline gelecekler. Bu yerleri Cenab-ı Allah değiştirecektir. Çünkü eserleriyle azameti anlaşılan şu muhteşem, zevalsiz saltanat, böyle geçici, devamsız, bir karar, ehemmiyetsiz
mütegayyir, bekasız, nakıs, tekemmülsüz umurlar üzerinde kurulmaz, durulmaz. Evet, anlaşılıyor ki Allah'ın eserleri fevkalade büyüktür. Bu koca kainat, kainat ötesinde sidre-i müntaha, arş-ı âlâ, ahiret alemi ve diğer alemler, 18 bin alem, öyle muhteşem eserlerdir ki bu az eserleriyle azameti, büyüklüğü anlaşılan şu muhteşem, zevalsiz saltanat, büyük saltanat, muhteşem saltanat, azameti anlaşılan saltanat, böyle geçici, dünya gibi geçici, devamsız, bir karar, kararsız, ehemmiyetsiz, mütegayyir yani değişken, bekasız, nakıs yani eksik, tekemmülsüz yani mükemmel olmayan, yani mükemmel onun ahirete nazaran, baki alemlere nazaran bu dünya elbette tekemmülsüzdür, kemali yoktur, olgunluğu yoktur, mükemmel değildir. Böyle işler üzerinde kurulmaz ve durulmaz. Yani o büyük saltanat, o dehşetli saltanat, o muhteşem saltanat böyle bir dünya üzerinde durmaz. Bu dünya o saltanata göre bir zerre hükmündedir. Koca kainata bir zerrecik hükmündedir. Bir kocaman bir kum denizinde bir tane kum kadar bir değeri vardır bu dünyanın. Zaten hadiste Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ifade etmiştir ki eğer dünyanın Allah katında bir sinek kanadı kadar değeri olsaydı Allah bu dünyada kafirlere bir zerre kadar ekmek yedirmezdi. Kafirler bu dünyanın zevk alamazlardı diyor. Allah katına bu dünyanın bir sinek kanadı kadar değeri yoktur saygıdeğer izleyiciler. Bu dünya küçüktür. Bu dünya bir sinek kanadı etmiyor. Bu dünya bir zerre kadar değeri yoktur. Koca kainatın yanında dünya nedir ki? Dünya nedir ki? Gece gökyüzüne şöyle bir bakın. Yıldızlara bakın. Galaksilere bakın. Sayısız yıldızları önünüze alın. Dünya bunların içerisinde bir zerre kadarcık bir yere sahiptir. Ve biz bu dünyayı büyütüyoruz alabildiğine. 3-5 metrekare, 3-5 kilometre her neyse yerimiz olduğu zaman bir dünya serveti var diye adeta kasılıyoruz. Biraz evimiz barkımız var diye kasılıyoruz. Oysa Cenab-ı Allah evleri barkları üzerimize tepemize yıkabilir. Yıkıyor da. Bu vesileyle deprem bölgemizdeki insanımıza Rabbim yardım etsin. Yardım etsin ve o bölge insanları, bütün insanlarımıza Rabbim gazap etmesin, azap etmesin. Gazabıyla Rabbim muamele etmesin. Affetsin, bağışlasın, merhamet eylesin. Mağfiret buyursun Rabbim. Günahımız çoktur, hatamız çoktur, kusurumuz çoktur. Rabbim bağışlasın inşallah. Onu Rabbimden diliyoruz, Rabbimden. Dolayısıyla saygıdeğer izleyiciler, bu dünya fanidir, bu dünya kararsızdır, bu dünya geçicidir, bu dünya devamsızdır, bu dünya ehemmiyetsizdir, bu dünya mütegayyirdir, değişkendir, bu dünya bekasızdır, ölüm vardır, ölüm vardır, hayat kısadır. 60-70 yıllık bir hayata hayat demeyelim biz. Bu hayat bir başlangıçtır, bir basamaktır. Ahirete atlayacağız buradan. Ahiretin basamağıdır burası. Basamaklara takılıp kalmayalım. Basamaklar küçüktür. Basamaklar fanidir. Basamaklar geçicidir. Basamağa basıp ahiret hayatına, ebedi hayata, sonsuz hayata, cennet hayatına hep beraber inşallah Bismillah diyelim ve atlayalım. Bu basamak onun için vardır. Dünyaya atlayıp, dünyadan ahirete atlayıp geçmek için vardır. Dolayısıyla sakın sakın bu dünyaya insanlar gibi, diğer insanlar gibi aldanmayalım. Bu dünya geçicidir. Öyleyse böyle muhteşem saltanat, böyle devasa saltanat, kainat çapında daha da büyük saltanat, bu dünya gibi küçük memleketler üzerinde durulmaz ve böyle bir dünya üzerinde kurulmaz. Demek ona layık, kime layık? O dev büyük saltanata layık, daimi, müstakar, kararlı, zevalsiz, müstemir, mükemmel, muhteşem, muhteşem umurlar üzerine duruyor. Allah'a layık, Allah'ın büyük saltanatına layık, azametli saltanata layık, daimi, kararlı, zevalsiz,
hiçbir zaman yok olmayacak olan, sonu gelmeyecek olan, sonsuz, ebedi, baki, müstemir, devam eden, mükemmel, muhteşem işler üzerinde bu dünya duruyor. Yoksa bu dünya fani işler üzerinde durmuyor. Öyleyse bu dünyadan ahirete atlayan insanlarız bizler. Bu dünya gibi fani bir memlekette kısa bir hayat geçirmemizin hikmeti işte budur. Hayat kısadır dünyada ama ahiret sonsuzdur. Ebedi hayat vardır, ebedi saadet vardır. Allah'ın rızasını kazananlar için sonsuz bir diyar, sonsuz bir memleket, sonsuz bir cennet hayatı inşallah bizleri bekliyor. Biz cennet isteyelim, cennet diyelim. Rabbim cümlemize cenneti inşallah ihsan etsin, ikram etsin. Rabbimin cennetine biz talibiz, öyle diyelim. Bu dünyanın hiçbir güzelliğine, hiçbir şeyine talip değiliz. Bu dünya bizi sadece Allah'ın büyüklüğüne götüren, Allah'ın esmasını anlamamızı sağlayan bir imtihan yeridir. Bu dünyanın güzellikleri imtihan için vardır. Bu dünya bizim Allah'ı anlamamız için, Allah'ın bize verdiği nimetlere şükretmemiz için, Allah'ı hatırlamamız için vardır. Allah'ı unutmamamız için vardır. Dünya bizi Allah'ı unutturuyorsa vay ki halimize. Dolayısıyla dünyada Allah'ı unutmayacağız saygıdeğer izleyiciler inşallah. Demek bir diyar aher var. Bir başka memleket var. Bir aher memleket var. Bu dünyadan başka bir dünya var. Bir alem var. Elbette o makarra gidilecektir. Elbette dünyadan çok daha büyük bir saltanat varsa, bir alem varsa, bir ahiret memleketi varsa, ebedi bir hayat varsa, sonsuz bir hayat varsa, o aleme, o sonsuz hayata, o sonsuz diyara, o sonsuz memlekete gidilecektir. Bu dünyadaki hedefimiz, maksadımız, niyetimiz, yönelişimiz o dünya olacaktır. O ebedi hayat olacaktır. Ebedi ahiret olacaktır. Rabbim cümlenizi bu kısa dünyaya aldanmadan, bu kısa dünya hayatını bir basamak yaparak, bir başlangıç yaparak, bir imtihan yurdu sayarak, bu dünyadaki bütün amellerini Allah'ın rızasını kazanmak suretiyle yapmış olarak ahirete geçtiği, ahirete geçen ve ebedi cennet hayatını, ebedi sonsuz diyarı, sonsuz hayatı, sonsuz memleketi, sonsuz olan o memleketi, o diyarı kazandığı kulları zümresine ilhak eylesin. Efendim hepiniz Rabbimden rızasını ve cennetini diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.